Ali Tınkır, Yüksel Menteşe Sanayi Ticaret Limited Şirketi Muhasebe Müdürüyüm. 1972'den beri sektördeyiz. Kapı kolu ve menteşe, kapı menteşe imalatı yapıyoruz. Üçüncü kuşak. Son 3 yıldır Intermo Puarı'na katılıyoruz. Yani imalatçı bir firmayız. 23 tane ülkeye ihracat yapıyoruz. Hem iç piyasada hem yurt dışında. Ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz. Fuar nasıl geçiyor burada ziyaretçiler? Geçen yılın ziyaretçi sayısına göre bu yıl çok az. İç piyasa hepten az. Yurt dışı daha da az. Yani geçen yıl daha faydalı geçti. Bu yıl piyasa şartları malum şu anki piyasa çok aşırı derecede etkiliyor. Ama hayırlısı Allah'tan diyoruz. Yani umut. Her şeye rağmen siz buradasınız. Tüm olumsuz şartlara rağmen, piyasadaki dalgalanmaya rağmen. Peki ürünleri görüyorum arka tarafta veya önümüzde. Bunlarla ilgili her şeye rağmen çeşitlerimiz artıyor veya yeni ürünlerle bu hale katılıyoruz değil mi? Evet, katılıyoruz. Bunları yapmak zorundayız. Çünkü müşteri her zaman yenilik istiyor. Bir de imalatçı olursanız yenilik yapmadan olmuyor. Alışılagelmiş şeyler artık tabiri caizse hani böyle itici geliyor. Güncellemek lazım. Menteşe olsun, kapı kolu olsun, işte sürgü imalatı olsun, hep yenilemek lazım. Yeni renkler, yeni modeller, yeni tasarımlar ilgi çekiyor. Evet, tabii muhakkak, muhakkak. Özellikle rekabet konusu yurt dışında çok ağırlıklı. Yani farklı şeyler varsa yurt dışında daha fazla satış yapabiliyorsunuz. Yurt dışı müşterisi alışılagelmiş hep aynı şeyler, hep aynı şeyler bunlardan istemiyor. Yani yurt dışında Avrupa ülkelerinde daha iyi olanlar var. Yani bizde fiyat olarak tabii onlar daha yüksek ama şöyle söyleyeyim, orta seviyelerdeyiz biz fiyat olarak. Hani sanayi sektörü Türkiye'de yardımcı sanayi diyelim. Yani ağır sanayi çok fazla şey olmadığı için, gelişmiş olmadığı için yan ürünler sanayi sektöründe hani orta seviyede. Mesela bir Çin'le baş etmek çok zor. Yani bütün ülkelerin derdi için. Türkiye'de de aynı şekilde. Yani müşteri, yabancı müşteri geldiğinde ürünü fiyatını sorduğunda sizin verdiğiniz fiyat Çin'den pahalı ama Çin'inkini daha kaliteli buluyorlar. Ama alıma geldiğinde de pahalı da olsa alıyor. Çünkü Çin'den istediği adetlerde alamıyor. Türkiye'den işte 10 koli atıyorum 1000 tane ya da 5000 tane ya da bir konteyner malzeme alabiliyor. Ama Çin'de 1000 tane alamıyor. Konteyner bazında almak zorunda. Oranın da kuralları var. Ona göre değişiyor. Bir tedarikçi olarak sanayi ürünlerini üretiyorsunuz. Evet, evet. Peki, nasıl bulabiliyorsunuz müşterilerin yurt dışından geldikleri zaman size nasıl ulaştılar? İstanbul'da mıyız, neredeyiz? Yani İstanbul'dayız. Şirketimiz 1972'de Beyoğlu Galata Kulesi'nin orada kuruldu. Yani orada başladık bu işe. Şu an İstanbul Eyüp Sultan'dayız. İmalathane orada, merkez orada. Yani internet aracılığıyla, YouTube, Instagram, sosyal medya aracılığıyla her türlü bize ulaşabilirler. Yüksel Kapı Kolu yazıldığı zaman? Tabii, Yüksel Kapı Kolu, Yüksel Menteşe yazıldığı zaman otomatik olarak bizi bulabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı fuarlar diliyoruz. Hayırlı işler diliyoruz efendim. Çok sağ olun.